Bir ailesel geçiş söz konusu. Geçiş yani, konusu, evet. Söz konusu, hiç doğum yapmamış olmak. Evet. Yani ırkla ilgili farklar var. Evet. Mesela siyahi ırkta daha fazla görülüyor. 8-9 kat daha fazla görülüyor. Bölgesel bir değişim yok. Bölgesel bir değişim yok. Bazı kromozomların, genetik olarak bazı kromozomlardaki bozuklukların rahimdeki kas hücrelerini olumsuz yönde etkilediği, oradaki mutasyonların ve ondan sonra kendiliğinden ürediğini, hatta her miyomda farklı genetik bozukluğun ortada olduğu tespit edilmiştir. Yani 5 miyomun var, her miyomun farklı genetik olarak mutasyonlardan kaynaklandığı tespit edilmiş. Genetik faktörler ön planda, yani öyle diyelim, ve ailesel geçiş ön planda. Yaş olarak çok erken yaşlarda görülmez zaten miyomlar. Yani 17-18 yaş, adolesan dönemde 12-13 yaşlarında miyom görülmez. Zaten gebelik döneminde büyümesi, menopozdan sonra küçülmesi gibi bazı gerçeklikler kadınlık hormonu dediğimiz östrojenle beslendiğini gösteriyor bize bu miyomun. Menopozdan önce belli bir boyutta olan miyomun menopozdan sonra küçüldüğünü biliyoruz. Menopozda yumurtalıkların fonksiyonun bitmesine bağlı olarak östrojen düşer. Östrojenden olumlu yönde, yani büyüme yönünde beslendiği için miyomlar, östrojen ortadan kalktığı zaman miyom boyutlarında küçülme tespit edebiliyoruz zaten. Östrojen bağımlı bir kitledir. Peki, östrojen ve progesteron dediğimiz aslında hani kadın üreme çağındaki aktif olan yumurtalıklarının ürettiği hormonlarla büyüyor. Bu hormonlar ortadan çekildiği zaman o büyümeye başlıyor ve gerileme de olabiliyor hatta menopoza dediğim gibi.